Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sınavlarda çokça sorulan arkadaşlar önemli kurumların başkanlarını öğreneceğiz. Güncel bilgiler videosu olarak bunu algılayabiliriz eğer hazırsanız videomuza geçelim farklı bir video yapacağız toplamda 23 önemli kurumun başkanlığını yapan kişileri bu videomuzda öğreneceğiz şimdi kağıt ve kalemlerinizi alın ve not almaya başlayın benimle birlikte bu videoda arkadaşlar bu kurumların başkanlarını hep beraber ne yapalım öğrenelim. Eğer hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızı önermeyi unutmuyorsunuz. İlk sorumuz şöyle. Anayasa Mahkemesi Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin başkanı Zühtü Arslan'dır. Zühtü Arslan ikinci dönem içinde Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçilmiştir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkı. İkinci sorumuz Yargıtay Mahkemesi Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Yargıtay'ın başkanı arkadaşlar Mehmet Akarca'dır arkadaşlar. Mehmet Akarca Yargıtay'ın başkanlığını şu an yapan kişiyi Mehmet Akarca. Üçüncü soru. Danıştay Mahkemesi. Danıştay'ın başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Danıştay'ın başkanı arkadaşlar şu an Zeki Yiğit'tir arkadaşlar. Doğru cevap şıkkımız A. Danıştay'ın başkanı Zeki Yiğit. Dördüncü sorumuz. Uyuşmazlık Mahkemesi. Yani Yargıtay'la Danıştay arasındaki sorunları çözen mahkemenin başkanı kimdir? O da... Arkadaşlarım Muammer Topal'dır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkım. Beşinci sorumuza geldik. Arkadaşlarım Yüksek Seçim Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Yüksek Seçim Kurulu'nun şu anki e, halihazıradaki başkanı arkadaşlar Ahmet Yener'dir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. Not almaya başladık. Muhtemelen Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı. Yani HSYK, HSK Başkanı arkadaşlar hangisidir? HSK'nın şu anki hali hazırdaki başkanı arkadaşlar Yılmaz Tunç'tur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? A şıkkıdır. Önemli kurumların başkanlarını sizler için derledim arkadaşlar. Burada önemli her sene soru olarak gelme eee var. Soru olarak soruluyor bu önemli kurumların başkanları. İşte bunları da ben sizler için tek videoda topladım. Umarım başınıza bir katkısı olur özellikle KPSS e ve diğer kamu sınavlarına çalışan arkadaşlar için. Sayıştay başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım Sayıştay'ın e, şu anki hali hazırdaki başkanı Metin Yener'dir. Metin Yener şu an hali hazırda kimin başkanı arkadaşlar? Sayıştay. Sayıştay bu arada yüksek bir mahkeme değildir. Bunu not alabilirsiniz. Sayıştay yüksek bir mahkeme değil. Sekizinci sorumuz arkadaşlar. Sekiz şöyle. TBMM başkanı şu an hali hazırda ki TBMM'nin şu anki başkanı kimdir arkadaşlar? TBMM'nin şu anki başkanı Numan Kurtulmuş'tur. Numan Kurtulmuş şu an hali hazırda ee, kimin başkanı? TBMM'nin başkanı sevgili dostlarım. Dokuzuncu soru. Hazine ve Maliye Bakanı aşağıdakilerden hangisidir? Hazine ve e, Maliye Bakanlığı şu an yapa e, isim arkadaşlar Mehmet Şimşek'tir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? B şıkkıdır. Devam ediyoruz 10. sorumuza geldik önemli kurumların başkanlarını öğreniyoruz arkadaşlar Merkez Bankası başkanı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar bu çok güncel çok taze bir bilgi şu anki Merkez Baş Bankası'nın başkanı arkadaş yeni atandı daha e, arkadaşlar yepyeni e, bu kişi Fatih Karahan'dır arkadaşlar bundan önce biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanlığı'na bir kadın bir atanmıştı. Bu Merkez Bankası tarihinde bir ilkti. İlk bir kadın başkan Hafize Arkadaşlar Gaye Erkan görevinden ayrıldı. Onun yerine Fatih Karahan atandı. Bunu not alın. Güzel bir bilgi gelebilir. Şu anki Merkez Bankası'nın başkanı demek ki kim arkadaşlar? Fatih Karahan kimin yerine atandı? Hafize Gaye Erkan. Hafize Gaye Erkan görevden ne oldu arkadaşlar? Ayrıldı. 11. sorumuz ÖSYM başkanı şu an aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir arkadaşlar? ÖSYM Başkanı sevgili arkadaşlarım Bayram Ali Ersoy'dur. Bayram Ali Ersoy şu anki hangi kurumun başkanı? ÖSYM sevgili dostlarım. 12. sorumuz peki Rütük Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı hangisidir arkadaşlar? Rütük'ün şu anki hali hazırdaki arkadaşlar başkanı. Ebu Bekir Şahin'dir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? C şıkkı. Rütük'ün şu anki, hali hazırdaki başkanı e, kim arkadaşlar? Ebu Bekir Şahin. ÖSYM'nin kimdi? Bayram Ali Ersoy. Sevgili dostlarım. Geldik 13. sorumuz. Önemli kurumların başkanlarını öğreniyoruz hep beraber. Çünkü sorularda... E, sorulma ihtimalleri yüksek. Bunların arkadaşlar 13. soru Tüsiyat e, şu anki başkanı aşağıdakilerden hangisidir? TÜSİAD'ın başkanı arkadaşlar Orhan Turan'dır arkadaşlar. Orhan Turan şu anki TÜSİAD'ın hazırdaki neydir? Şu anki başkanıdır. Bu da güzel bir bilgi. Geldik arkadaşlar Borsa İstanbul BİST'in şu anki başkanı aşağıdakilerden hangisi? Zeki Yiğit, Mehmet Akarca, Muammer Topal, Erişah Arıcan, Ahmet Yener. Arkadaşlar Borsa İstanbul'un şu anki başkanı sevgili dostlarım Erişah Arıcan'dır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkıdır. Şu anki İstanbul Borsasının başkanı. Peki İstanbul Borsası'nın şu anki genel müdürü kimdir arkadaşlar? Genel müdürü ise sevgili arkadaşlarım Korkmaz Enes Ergün'dür. Korkmaz Enes Ergün e, İstanbul e, Borsa İstanbul'un genel müdürüdür. Ama başkanı sorulursa arkadaşlar Erşih Arıcan'dır. E, bunu karıştırma. TİKA başkanı aşağıdakilerden hangisidir? TİKA'da önemli bir kurum. Arkadaşlarım şu anki TİKA'nın hali hazırdaki başkanı Serkan Kayalar'dır arkadaşlar. Serkan Kayalar şu anki TİKA'nın neydir arkadaşlar? Ee, TİKA'nın başkanı. Bunudan bir şekilde not alalım. 17. sorumuz Dünya Bankası arkadaşlar şu an başkanı aşağıdakilerden hangisi? Şu an arkadaşlar Dünya Bankası'nın başkanlığını yürüten kişi Ajay Banga'dır. Dolayısıyla Doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. Şu anki demek ki Dünya Bankası'nın başkanı Ajay Banga. E, güzel bir bilgi. 18. sorumuz IMF yani IMF başkanı peki hangisidir? Şu an halihazırda. Arkadaşlar Kristina Gergova'dır şu an IMF başkanı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkıdır. Kristina e, Gergova ya da Gergiova bunu telaffuzda biraz sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkıdır. 19. sorumuz FED yani Amerikan Merkez Bankası Başkanı e, aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Yani FED'in şu anki ya da diğer ismiyle Amerikan Merkez Bankası'nın e, şu anki başkanı e, Jeremy Powell'dır arkadaşlar. Jeremy Powell şu an Amerikan Merkez Bankası'nın başkanıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkıdır. 20. sorumuz arkadaşlar. NATO Genel Sekreteri. Aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar NATO'nun Genel Sekreteri John e, arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. E, NATO'nun Genel Sekreteri. John Stonelenberg'dir sevgili arkadaşlarım. Ya şu yabancı isimleri telaffuzda zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz ee, sevgili dostlarım. 21. sorumuz BM Genel Sekreteri. BM Genel Sekreteri e, şu an e, kimdir arkadaşlar? BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'tir arkadaşlar. Antonio Guterres şu anki Birleşmiş Milletler'in genel sekreterliğini yapmaktadır. Antonio Guterres. Not alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. 22. arkadaşlar sorumuz Avrupa Parlamentosu Başkanı aşağıdakilerden AP'nin başkanı. Arkadaşlar şu anki Avrupa Parlamentosu'nun hazırdaki başkanı Roberta Metsola'dır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? A şıkkı Avrupa Parlamentosu'nun ee, sevgili dostlarım. Halihazırdaki şu an başkanı e, Roberta Metsola sevgili dostlarım. Son arkadaşlar e, sorumuz e, Agit genel sekreteri sekreteri ya da aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Agit'in genel sekreteri Helga Smith'tir. Dolayısıyla Helga Smith şu anki Agit genel sekreteri. Doğru cevap şıkkımız burada ne oluyor? C şıkkı oluyor. Arkadaşlar bu videomuzda sizinle birlikte başta KPSS e ve diğer kamu sınavlarında çokça sorulan önemli kurumların başkanlarını hep beraber öğrenmeye çalıştık. Umarım başınıza katkısı olur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone, üye değilseniz üye olmanızı sizden arkadaşlar önemli rica ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, hepinize selamlar, hepinize iyi çalışmalar sevgili dostlarım.